Üniversitesi televizyon ekranlarından merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla sizlerle birlikteyiz. Konuğum Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy. Hoş geldiniz Sevil Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için bize. Rica ederim. Yoğunsunuz bugünlerde hocam. Evet, biraz. Biraz. Hocam, bu programımızda arkadaşlarımıza, adaylarımıza detaylıca bilgiler vermeye çalıştık sürekli. Sizinle de doğru üniversite ve doğru meslek seçimi hakkında arkadaşlarımıza bilgi vermek istiyoruz hocam. Nasıl başlayalım söze? Nasıl başlayalım? Öncelikle sizi bu yoğun temponuz için bir kere kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Yani üniversitemizin bütün bölüm ve birimlerinden birçok kişiyi burada ağırladınız. Gerçekten çok önemli bir hizmet yaptığınıza inanıyorum. Bu üniversitenin başlıca mottolarından bir tanesi hayat tercihtir. Görüyorsunuz şehrin değişik yerlerinde hayat tercihtir yazıyor Üsküdar Üniversitesi ile ilgili olarak. Evet, insan hep bir tercih yapar. Bir lokantaya gittiği zaman menüyü eline alır ve bir yemek tercihi yapar. Evet. Birisiyle evlenmek istediği zaman birini tercih eder, onunla evlenir. Bir tercihtir. Ama bu çok önemli olan tercihlerden bir tanesi. Tabii ki yemekten her eş kadar önemli. Bir eğitimin tercihidir. Yani hangi üniversiteye gideceğim ve ne okuyacağımın tercihi. Tercihler her zaman doğru olmayabilir. Tercihler zaman içerisinde keşke onu değil de bunu tercih etseydim dedirtebilir insanlara. Ama şunu hep akılda tutmak gerekir ki mesleklerin bir kere iyisi kötüsü yoktur. Keşkeler yoktur. Eğer severseniz yaptığınız işi mutlaka onu iyi bir biçimde yapar ve bir süre sonra da onun en iyilerinden bir tanesi olursunuz. Ben hayatıma başlarken mesela hiçbir zaman adli bilimlerle ilgili bir iş yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Temelde bir kimyacıyım ve ailem öyle istediği için kimya okudum. Daha sonra kendim bu yolu seçtim. Dolayısıyla insan mesleğini aslında kendi buluyor, yolu kendi buluyor. Evet. Ve o su bir yerde bir doğru yolu bulup akıyor. Onun için korkmamalı, bir tercih yapmalı eninde sonunda. Üsküdar Üniversitesi'ni seçen adaylarda hocam, davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik bir üniversiteyi seçmiş oluyorlar. Böyle bu alanda tematik bir üniversiteyi seçmenin avantajları nelerdir hocam? Evet, şimdi tabii ki kuruluşunda davranış bilimleri ve sağlık üzerine yoğunlaşmış bir üniversite olarak görüyoruz. Bir tematik üniversite olarak görüyoruz. Hala da tabii bu özelliğini çok güçlü bir biçimde muhafaza ediyor. Ama yavaş yavaş buna farklı branşlar da eklenmeye başladı. Yani illa ve mutlaka davranış bilimleri ve sağlık diye de görmemek lazım. Genişliyor, farklılaşıyor. Bu özelliği, tematik bir üniversite olma özelliği tabii ki bir üniversiteyi diğer üniversitelerden farklı kılan bir niteliğidir. Çünkü değişik bölümlerde olsun yapılan eğitimde ayrıca öğretim üyelerinin araştırma konularında kurulan laboratuvarlarda hep bu farklılığı görürsünüz ve bir adım ileriye gitme şansını yakalarsınız. O nedenle de bunu göz önüne alaraktan buraya gelen öğrencilerin de bir şansı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi var, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi var, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi var, Sağlık Bilimleri Fakültesi var, bir de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu var. Evet. 4 fakülte, 1 sağlık hizmetleri, meslek yüksekokulu ve enstitüler de var. Az sonra yine detaylıca konuşmaya devam edeceğiz ancak Üsküdar Üniversitesi'nin önemli çalışmalarından biri de beyin çalışmaları. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bu saydığınız 4 fakültede olsun, sağlık meslek yüksekokulunun değişik işte birim, 40 kadar birim var tabii ki orada, oralarda.
mutlaka sağlıkla ilgili bağlantılı ya da davranış bilimleriyle bağlantılı dersler var bir kere. Hı-hı. Yani hı-hı. Onlar hiçbir zaman kopuk değiller. Evet. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nin beyinle ilgili çalışmalarının aslında uzunca bir geçmişi var. Unutmayalım ki bu üniversitenin çok yakın ilişkisi olduğu bir hastaneler zinciri var. NP hastaneleri, nöropsikiyatri. Ve bu tabii ki beyinle ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisiyle ilgili olan bir hastalık. Evet. Ve unutmayalım ki bu üniversitenin kurucularından biri ve şimdiki rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan zaten bir psikiyatr ve beyinle ilgili işler yapan ve onu bilen, o bilimi bilen bir öğretim üyesi. Ve fakat zaman içinde bu beyin konusunda daha fazla gelişti. Özellikle de ileri görüntüleme teknolojileriyle beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde Türkiye'de öncü bir üniversite. Günümüzde bu hastalıkların tanısı ciddi bir sorun. Yani bir şizofreni, bipolar, Alzheimer gibi hastalıkların tanısı ve tedavisi çok büyük önem taşıyor. Bunların tedavisinin izlenmesi önem taşıyor. Nitekim bu üniversiteyi Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama önderliğinde başlayan çok önemli bir brain initiative vardır. Yani ileri teknolojilerle beyin hastalıkları tanı ve tedavisi inisiyatifi. Evet. Onun Türkiye ayağı olma şansını da kazandıran zaten bu özelliğidir. Hı hı. Ve Antalya'da yapılan G8 kongresine bu üniversiteyi götürtebilen, hı hı, ve önümüzdeki yıl Çin'de yapılacak olan bir sonraki kongrede yine yer almamızı sağlayan bu özelliğimizdir. Yani beyin araştırmalarına verdiğimiz kıymettir. Evet. Hocam şimdi az önce hastaneden de bahsettiniz. Üsküdar Üniversitesi'nin NP İstanbul Nöropsikiyatri, evet, Hastanesi ile de tabii ortak çalışmalı, evet, işbirliği oluyor. Haliyle buradaki öğrenciler zaman, evet, zaman uygulama olanakları, evet, anlamında tabii önce ki bu hastaneden, ondan sonra diğer hastanelerden faydalanıyor, değil, evet, mi hocam? Evet. Hı hı. Neler söylemek istersiniz bu konuda hocam? Bildiğiniz gibi staj ve uygulama zorunludur. Yani bazı bölümlerde stajlar zorunludur, uygulamalar da öyle. Bu zorunluluğun olduğu bölümler eğer uyuyorsa nöropsikiyatri hastanelerinden bir tanesinde staj yapma ya da uygulamalara katılma şansını elde edebiliyorlar. Bu önemli bir imkandır. Eğer bunu sağlayamıyorsak o zaman dışarıya gönderiyoruz. Öncelik kendi hastanelerimizdir. Evet. Peki hocam, az önce fakülteleri ve sağlık, evet, hizmetleri meslek yüksekokulunu saydık. Burada 29 tane program, ikinci eğitimlerle birlikte de 45 tane oluyor. Evet. Ayrıca enstitüler var. Enstitülerde, evet, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, evet, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'ydü. Evet. Bir tane de yeni enstitü katıldı ki Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, değil mi hocam? Evet, o da benim göz bebeğim o tabii ki. O da sizin, evet, göz bebeğiniz. Zaten, evet, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü deyince ilk akla siz geliyorsunuz. Estağfurullah, o kadar da olmasa bile yani kendimle gurur duyarım yani bu işi yaptığım, evet, için. Hocam. Evet. Evet. 8 tane burada program var, değil mi hocam? Evet. Hı hı. Şöyle, yani bu enstitü bir vakıf üniversitesinde olması tabii ki önemli bir hadise. Çünkü böyle bir eğitim genelde devlet üniversitelerinde verilen bir eğitimdir. Hı hı. Şimdi biz burada 8 programla yola çıkmaya niyetliyiz ve de Eylül'de öğrenci alabileceğimizden de umutluyuz. Üniversite kuruldu ama öğrenci alıp alamayacağımız tabii ki YÖK'ün iznine tabi olan bir meseledir. Evet. Ve o izin verileceği düşüncesindeyim ben. Hı hı. Şimdi burada açılan programlar bütün dünyada olduğu gibi yani bu ismi tanıyan, taşıyan lisansüstü eğitimlerde gördüğümüz gibi adli kimya, adli biyoloji, adli genetik, olay yeri inceleme ve kriminalistik, hı hı, farmakoloji ve toksikoloji, hı hı,
Ardından adli psikoloji, adli moleküler biyoloji, işte bu adli genetiği aslında onunla şey yaptım. Bir de bilişim suçları, suç analizi ve suç önleme. Şimdi bu bir paket aslında. Yani suçla mücadelenin farklı alanlarında bilirkişi yetiştirmek, akademisyen yetiştirmek için çıktığımız bir yoldur. Şöyle, Türkiye bunun eksikliğini çok yaşadı ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için böyle akademik programlara tabii ki çok ihtiyacı var. Bu hizmetlerin verildiği resmi ve özel kurumlarda çalışacak olan kişilerin bu tür eğitimlerden geçmiş olmasının katacağı çok büyük değerler var Türkiye'ye. İnşallah onları da sağlayacağız. Hocam tabii siz Üsküdar Üniversitesi'nin rektör yardımcılığı yanı sıra Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'na ikinci kez seçildiniz. Böyle bir göreviniz var. Aynı zamanda yazarsınız. Evet. Aynı zamanda dizi çalışmaları var. Değil mi hocam? Evet. Neler söylemek istersiniz bu üyeliğinizle de ilgili hocam? Şimdi Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu, Birleşmiş Milletler'in adı üzerinde 13 kişiden oluşan bir denetleme organıdır. ECOSOC dediğimiz Ekonomik ve Sosyal Konsey'in seçmiş olduğu kişilerden, yani kapalı gizli oylamayla seçmiş olduğu kişilerden oluşur. 5 yıl görev yaparlar. Ülkelerini temsil etmezler. Ve 5 yıl boyunca 190 ülkeyi denetlerler. Denetledikleri de uluslararası sözleşmelere ne ölçüde uyup uymadıklarını denetlerler. Ve yaptırım güçleri vardır. Ambargo yaptırım güçleri vardır. Çok önemli bir organ. 2005-2010 arasında burada görev yapmıştım ben. Ülkenizin Dışişleri Bakanlığı da isminizi Birleşmiş Milletler'e bildirir. Yani kendi kendinizi ortalığa çıkıp da ben buraya adayım, kendiniz buraya girmeyin. Hayır, hiçbir başka kurum kuruluşta sizin adaylığınızı teklif edemez. Sadece Dışişleri Bakanlığı teklif edebilir. 2005-2010 arasında görev yapmıştım. Şimdi 2017-2022 arasında yeniden 5 yıl orada görev yapacağım. Daha önce bu kurulun başkanlığına kadar yükselmiştim. Belki şimdi de öyle bir şansım olur. Şimdi bu Viyana'da merkezi olan bir kurul. Gidip geliniyor. Yani devamlı orada oturulmuyor tabii ki. Belirli aralıklarla Viyana'ya gidip geliniyor. Bir de belli aralıklarla değişik ülkelere misyona gidiliyor. Bu işin bir yanı. Bunun dışında yazdığım kitaplar var. Yani adli bilimler üzerine popüler kitaplar yazıyorum. Yani sokaktaki insanın okuyup anlayabileceği şekilde. Bu çok zor. Aslında çok kanlı ve çok vahşi alanı anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Ve adalet duygusunu geliştirmeye, delillerin ne kadar önemli olduğunu ve tanıklığın aslında ne kadar, yani görgü tanıklığının aslında ne kadar hatalara neden olabileceğini anlatmaya ve yanılgıların nereden kaynaklandığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdilerde 6 tane kitabım var piyasada, son 5 yıl içinde yazılmış. Onu da devam ettiriyorum tabii bir yandan. Dizi derseniz, dizi unutmayın, Kusursuz Cinayet Yoktur dedik. 100 bölüm Kanıt adlı dizinin işte değişik kısımlarında bulundum. Hem proje danışmanı olarak hem de içinde konuşmakla. Şimdi onun bir başka versiyonunu Kanıt Ateş Üstünde yapıyoruz. Salı günleri saat 8'de yine Kanal D'de. Hocam hayırlı olsun, o çünkü çok bekleniyordu. Yani ben takipçilerinizi de takip ediyorum. Evet, ama sürekli soruluyordu ne zaman tabii olacak. Tabii ki daha erken ama tabii daha erken olunca çocukların izleyebileceği şekilde biraz daha yumuşak bir hale getirilmek zorunda kaldı. Tabii diğer kanatın izleyicisi farklıdır. Farklıydı. Bununkisi farklı.
Ama bakalım gelecek hafta yine kusursuz cinayet yoktur dediğime tanık olacaksınız. Yani onu da bekliyor tabii ki. Evet izleyici. Hocam farklı projeler tabii izleyicisi var. Sizin büyük bir hayran kitleniz de var. Bunu da biliyorum. Yani kitaplarınızdan, dizilerinizden takip ediyorlar. Bir şekilde sizinle sürekli iletişim içinde kalmak istiyorlar. Bu dışarıda, sokakta da böyle halkla. Evet, öyle. Okulda öyle. Da öğrencilerle de böyle değil mi hocam? Sürekli öyle. Böyle bir yani, öğrencilerin iletişimi var. Sokakta sizin. Bir kere herkesle konuştuğum için belki o nedenle çok yakın benimle iletişim kurarlar. Açık herkes kurar. Evet. Mesela sabahları bir işte motorla geçiyorum Beşiktaş'tan Üsküdar'a. Orada motorların çay ocaklarını işletenler vardır mesela. Bana çay getirirler özel bir bardakta. 2-3 laf konuşuruz vesaire. Diziyle ilgili konuşuruz. Yani bu böyle çok sıcak ilişkiler bunlar. Hocam daha önce sözünüzü kestim ama bir programda bahsetmiştiniz sanırım. O mesleğini seven, mesleğini çok iyi yapan çaycıdan. Yani insanın bir işi yaparken nasıl bir fark katabildiğini çok da güzel bir örnekti. Hangi meslek olursa olsun değil mi hocam? Evet, hangi meslek olursa olsun yani gerçekten onu sevdiğiniz zaman orada başarılı olmamanız mümkün değil. Yani bir çay bile demleseniz onun rengiyle, kokusuyla o başka bir şey olur. Onun ikram biçimiyle yine başka bir şey olur. Ve insanlar sizin çayınızı içmek isterler. Hiçbir fark belki yoktur görünürde. Yani çay aynı çaydır. Evet, evet. Su aynı sudur. Belki herkes çay demliyor ama. Evet, ama hakikaten bu. Sevgiyle pişirilen yemek güzel olur derler ya. Hakikaten ben buna ciddi bir biçimde inanıyorum. Yani böyle bir fark yarattığına inanıyorum. Meslek de öyle. Yoksa herkes aynı diplomaları alıyor. Yani bölümden bir sürü insanlar mezun olmuyor işte. Herkes aynı diplomayı alsa bile bazıları farklı bir biçimde yükselebiliyor. İşte severek yapıyor. Zorla hiçbir iş yapılmaz. Ama iletişim de bunun çok önemli bir süreci değil mi hocam? Yani şimdi oradaki iletişim çok önemli. Burada da öğrenciler sizinle hep iletişim halindeler. Bunu da çok seviyorlar. Evet, ben vakit ayırırım. Ulaşılabilmesi de çok önemli size. Evet, yani vakit ayırırım ve sıkılmam, bıkmam, sabırlıyımdır. Tabii yaşla bu sabır artıyor. Yani insan 30 yaşındayken sabır seviyesi 60'larındayken olandan herhalde daha düşük. Yani orada daha çabuk sinirleniyorsunuz. Daha ileri yaşlarda daha tolerans sahibi olabilirsiniz. Belki de neye sabredip neye sabretmediğiniz arasında bir farklılaşma oluyor ileri yaşlarda. Yani bir kere anlatmak istiyorsunuz ileri yaşta. Bir kere ben onu görüyorum yani kendimde. Beni dinlesin ve anlasın istiyorum. Yani bana onu tekrar anlattırmasın. Yani onu can kulağıyla dinlesin. Madem gelip sormuş, onu orada dinlesin istiyorum. Yani başka şey düşünmesin o sırada istiyorum. Bunlar yani da çok önemli. İşte bir mesleği işte, yaparken de çok evet, önemli hocam. Evet, belki herhalde. Yani bu satır aralarından insanların çalışma hayatına dair önemli notlar düşüyor. Evet, işini çok iyi yapacak. Ama çok dikkatli olacak. Orada bir şey anlatılırken onu çok dikkatli kapacak. Onu dinleyecek. Çünkü orada bir üstünün çok fazla vakti olmayabilir. Evet. İkinci kez o şansı yakalayamayabilir. Evet. Bunlar onun da... için yani bu. Tabii verilecek çok öğüt vardır elbette. Ama buradan tabii da hocam ki. Yine adaylar için. Bu bir şeydir. Yani bir şey soruyorsa eğer onu da dinleyecek. Evet. Yoksa sormasın yani. Evet. O anda sormasın en azından. Şimdi hocam Erasmus konusu var. Onu da size sormak istiyorum. Çünkü öğrencilerden çok soru geliyor. Şimdi tabii yurt dışıyla ilişkili olmak istiyorlar, gitmek, gelmek istiyorlar. Yani buradan gitmek isteyenler, oradan gelmek isteyenler. Üsküdar Üniversitesi'nin de şu an için 172 kadar anlaşması olduğunu var. Biliyorum. Ama bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, başarılı bir meslek hayatında hele hele bazı mesleklerde yabancı dilin önemi çok büyüktür. Bir yabancı ile tanışırsınız dünyanın herhangi bir yerinde, bir kuyrukta, bir seyahatte. Diyelim ki onunla 2-3 kelime konuştuğunuz zaman o size birdenbire bir yerde bir staj imkanı tanıyabilir, bir iş imkanı tanıyabilir, kendi yanında bir asistanlık imkanı tanıyabilir.
Benim yaşantımda böyle tesadüfler çok oldu. Yani bir tesadüf eseri karşılaştığım insanlarla ayaküstü konuştuğum bazı şeyler beni o insanlarla birlikte bambaşka yollara götürdü. Burslara götürdü. Uzun süre Amerika'da mesela diyelim ki çalışmalara götürdü. Hiç hesapta yokken yani filan. Şimdi demek ki yabancı dil bir kere çok önemli. Üsküdar Fırsat edilmiş şeydi. Üniversitesi'nin çok önemli bir yabancı diller okulu var. Çok iyi eğitim veren bir okulu var. Bundan azami istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Ve bunu kaybedilmiş bir zaman dilimi olarak görmemeliler. Çünkü insan beyninin de yabancı dil öğrenebilme kapasitesi de gençken çok daha fazladır. Yani yaşlandıkça o da giderek azalır. Bu bir. Hocam, üniversite hazırlık için böyle köprüden önce son çıkış esprisi de yapılıyor. Yani hani genç yaşlar dediniz değil mi? Tam böyle üniversite eğitimden önce hem de iş hayatından önce iyi bir Evet. zamanlama değil mi hocam? Evet, yani yabancı dil öğrenmek şart. İnsanlar bu da lüzumsuz diyor. Yani bir an önce mesleği öğrenmek, o mesleki dersleri vesaire okumak istiyorlar. Ama bana kalırsa hiç acımadan yani o yılları ve ama başarılı olabilecek şekilde de çok çalışarak. Çünkü o dönem haytalık yapılacak bir dönem değil. Yani alt tarafı bir İngilizce öğreneceğim, iki derse katılır, üçüne katılmam filan denecek bir Yani dönem ileride değil. meslek hayatında literatürü takip etmek anlamında veya yurt Kesin, dışına gideceği bir kesin, kongre olabilir. kesin. Yurt dışından gelen bir konukla burada bir toplantıya Evet, katılmak olabilir. evet ama işte bu Birçok... Erasmus dediniz ya, Erasmus'lara gidildiğinde de başarılı olunabilmesi için yabancı dil bilmek lazım. Yani istediği kadar 170 tane okulun olsun, şey yaptığın, Anlaşma. anlaşma yaptığın okul olsun. Sen gittiğin yerde derdini anlatamıyorsan, sen gittiğin yerde oradaki bir insanlarla bir sosyal iletişime geçemiyorsan, akşamları oturup da bir yerde iki kelime konuşup bir lokma bir şey yiyemiyorsan, o Erasmus sana bir şey vermez. O Tabii. Erasmuslar sadece bilim değil. Onlar sadece Yani o fırsatları da dünyayı çok iyi görmek. değerlendirmek Evet, lazım ama dünyayı görüp tanıman için yapılmış olan şeyler. hani. Evet. Hocam böyle konudan konuya geçiyorum ama yine adaylarımızın ve anne babaların çok önem verdiği bir konu var. Tabii Üsküdar Üniversitesi'nin fakülte bölümlerinin ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun programlarının içeriğinden dolayı laboratuvar imkanları Evet. önem arz ediyor hocam. 34 tane kadar da laboratuvar var. Evet. Burada gelen veliler tabii önce Üsküdar'da, yani İstanbul dışından gelenler Üsküdar'ı görüyorlar. Üsküdar'da merkezi bir noktada üniversiteyi görüyorlar. Sonra fiziki olanaklarına bakıyorlar. Laboratuvarlarda bunlardan biri derslikler, işte akıllı tahtalar gibi. Nedir hocam sizce laboratuvarların kullanımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi modern bir üniversitenin laboratuvarsız olması düşünülemez zaten. Böyle bir şey yok. Yani çağ dışıdır o. Bu üniversitenin de kuruluşundan itibaren bu altyapı hep ciddiye alınmış, hep birinci sıraya konmuş ve laboratuvarlar kurulmuştur. Yani bugün için var olan bölümlerin hiçbirinin laboratuvarı yok diyemiyoruz. Hepsinin kendi uygulama laboratuvarı var. Nereden alırsan al, hangi şeyden, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun laboratuvarları olsun, fakültelerin laboratuvarları olsun. Hepsinin laboratuvarı var. Zaten dediğim gibi yani bir üniversiteysen eğer laboratuvarın olmalı. Üniversite değilsen ancak Yani yani bir olmaması gecekondu düşünülemez gibi isen o zaman laboratuvarın olmaz. aslında. Yani o nedenle de bundan hiç şeyleri olmaması gerekir. Hiçbir Gelip çekinceleri, görebilirler, evet tabii devamlı gezdirebilirler. hepsi açık. Sadece 600 sıçanın bulunduğu hayvan laboratuvarımız kapalı. Onların da enfeksiyondan koruyoruz yani onları. Onlar bir hastalanırlarsa hepsi ölür çünkü yani O da bir araştırma merkezi, o NP çok çok puan, evet çok evet, önemli bir şey. nöropsikofarmaka gibi bir Hayvan şey. laboratuvarımız çok önemli. Bir tek onları göremezler. Aslında tabii çok cana yakın hayvancıklardır ama bir tek onları göremezler. Geri kalan her yeri görürler. Gelmişken de görmelerinde tabii tavsiye var. Hem Faydalı. burada laboratuvarlar var tabii ki hem de çarşı kampüsündeki laboratuvarlar var. Tabii Yani uygulama laboratuvarlarla yerleri var. birlikte diğer alanları da muhakkak Evet, görmek istiyor tabii. aileler, çok da haklı olarak.
geldiklerinde. Yemekhaneler, işte spor alanları. Kütüphaneler. Konferans hepsi, alanları. Evet, tabii ki. Görüyorlar ve geldiklerinde. Hepsi ve yeni yeni binalar da yapılıyor. Yani mesele çok da süratle de genişleyen bir üniversite burası. O açıdan da yani öğrenci sayısı artıyor. Ciddi bir biçimde artıyor. Logaritmik demek istemiyorum ama yani yani hakikaten artıyor. Evet. Buna bağlı olarak da mekanları da tabii büyütmek zorunda kalıyoruz. Yani öğrenciler 3 ana yerleşkede ama farklı yerleşkede de derslere gidebiliyorlar değil mi hocam? 3 ana yerleşkede mümkün olduğu kadar orada kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani çok fazla dolaşmadan. Şimdi işte o dolaşmalar olmasın diye karşıki binayı da dershaneler haline getirmeye çalışıyoruz. Yani fiziki olarak da büyüyor Üsküdar Üniversitesi. Evet, evet. Öğrenci tabii sayılarıyla ki. Da büyüyor. Evet, tabii. İşte onu diyorum. Yani var olan yere yeni gelen öğrencileri ıkış tıkış sokmaktan diye bir politikamız yok. Hani yeni yerler yapılıyor. Bu da devam ediyor. Evet. Öğrenciler tabii geldikleri zaman burada akademisyenlerle de tanışıyorlar. Bölümler hakkında bilgi alıyorlar değil mi hocam? Tabii. Şu anda belli bir nöbet dahilinde. Çünkü üçüne kadar devam ediyor evet, tercih süreci. Aşağıda işte eksi bir katında büyük bir mekanda yan yana masalarda ve masaların üzerinde de herkesin adı yazılı olarak ve bir tercih danışmanı da bulunan bir mekanda merak ettiği alanlarla ilgili olarak öğretim üye yardımcıları, hatta öğretim üyelerinden, hatta dekanlardan. Çünkü birçok dekanımız da orada masalarda bizzat durdular ve anlattılar hem velilere hem öğrencilere merak ettikleri alanları. Mesela öyle öyle alanlar var ki biyomedikal mühendislik. Şimdi bunu velinin bu ismi belki hiç duymamıştır yani bunu. Ne olduğunu bilmiyordur. Dolayısıyla hem ona hem öğrenciye vesaire bu alanların isimlerini hocalardan da bilgi alıyorlar. Bilgi ancak alıyorlar. Bir de kariyer testi var değil mi hocam? Yani evet. Burada hangi bölümler arasında tercih yapacağında zorlanıyorsa. Evet, neye yatkın olduğunu şey yapan ve Nevzat Hoca'nın da bizzat katkıda bulunduğu bir testtir bu. Yani bu bir psikolojik test. Buradan da bir ön fikir elde ediyorlar tabii. Yani kahve falı değil, onu demeye çalışıyorum. Bilimsel bir çalışma. Evet, evet, yani evet. Hangi alanda çalışabileceğini evet, belli yani karakteristik özellikleri. Hiçbir şey olmamışsa eğer, yani hiçbir fikri yoksa. Kendisinin yatkın olduğu şeyleri bulmak açısından önemli bir test olduğunu düşünüyorum. Yaptırmakta da bir sakınca yok zaten. Yani kimse kan almıyor sizden yani. Evet, o değil mi hocam? Yani bir 15-20 için. Dakikalık evet, bir test evet, zaten. Evet. Bu hemen Üsküdar Edutere'den ya da aday Üsküdar Edutere'den bir 20 dakika ayırırlarsa çözerek ya da buraya gelince ya da burada buraya da yapıyorlar. Gelerek de çözebilirler. Evet. O testten sonra akademisyenlerle konuşarak evet, bilgi alırlarsa çok daha sağlıklı evet, tercihler tabii. Yani bir fikir vermiş olur. Mecbur değiller tabii ona. Değiller. Ama çünkü şöyle ben şu fikirdeyim. Hele yanlarında veliler olunca o testlere doğru cevap vermeyebilir insanlar. O zaman sonuçlar da doğru çıkmayabilir. Yani içtenlikle cevap vermediyseniz eğer sonuç da doğru çıkmaz. Onun için onun karşısında yalnız olmayı bence tercih etmek lazım. Önemli yani, olan doğal sonuçlar. Evet, yani doğru, yani cevap, doğru vermek. Cevap vermek. Yani kimse sizi kınamıyor o soruyu sorarken, küçümsemiyor, yargılamıyor. Yani ne kadar doğru ve sağlıklı cevap verirseniz eğer o kadar da doğru cevaplar alırsınız. Bütün testlerde öyledir zaten. Evet. Peki hocam şimdi tabii doğru tercih yapmak yani hayatı boyunca onu mutlu edecek bir mesleği seçmek. Bu mesleği seçerken hangi üniversitede bunu okuyacağını seçmek bunlar hepsi çok çok önemli. Bu önemli süreçte adaylara bir mesajınız var mı? Tercihlerini neye göre yapsınlar hocam? Ya kalplerini dinleyerek yapsınlar. Yani bu bence çok aslında duygusal bir şeydir. Yani bir mesleği sever insan. Bir kişi sever, bir rol model vardır. Evet. Onun gibi olmak ister.
Dolayısıyla o mesleğe girer. Yani pilot olmak istiyorum der 5 yaşından itibaren çocuk. Yani böyle bir şeyler olur yani, evet, bazen evet. Bazen böyle tercih bazen olur. Öyledir, bazen takıntılarınız olur yani. Hı. Kamyon şoförü olmak istiyorum der, kamyon şoförü olur yani. Böyle, Evet, böyle evet. takıntılar diyelim buna İçten artık. gelen. Evet, yani bir böyleleri var. Bir tabii ki ailelerin yönlendirmesiyle okuyanlar var. Çocuğum sen şunu ol, bunu ol filan filan diyerekten. Bir de tabii şimdi puanlar var. Yani neye puanın yetiyorsa ona Evet, göre giriyorsun. Yani evet, her evet. şey, her istediğin Puanlar, olamıyorsun başarı yani. sıralamaları Bir sürü hesap kitap dolayısıyla. işi var. Yani böyle herkes her istediğini olamıyor. Ama bence yani şimdi gireyim de gelecek sene tekrar imtihana girerim şeyine ben doğru bulmuyorum onu. Yani o insanı böyle çok şeyde tutar diye düşünüyorum. Çok mutsuz eder diye düşünüyorum. O okuduğu bölümde de, o fakültede de hep insanı üzer. Yani oradan bir türlü arkadaş edinemez. Ben zaten buradan gideceğim. Burada kalmayacağım. Yani Kendini böyle misafir eden, gideceğim, gideceğim evet, gibi. yani birçok şey yapar. Yani bence bunu düşünmemek ve bulunduğu yerde hakikaten kök salabilmek için, orada başarılı olabilmek için şey yapmak lazım. Yani gidiyorum dememeli insan, benim fikrim tabii ki. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Adaylara çok önemli Evet. bilgiler verdiniz. Hem Rica mesleki ederim. hayatınızdan örneklerle. Çok çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili arkadaşlar, konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Sivil Atasoy'du. Kendisiyle doğru meslek seçimi, doğru üniversite üzerine enine boyuna konuştuk ve bu bölümün sonuna geldik. Az sonra farklı konu ve konuğumla yine sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara.